Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf soru bankası çözümlerine devam ediyorum. 89. testteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Y'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere x kare artı 16 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada x kareyi yalnız bırakırsak 16'yı diğer tarafa atarsak x kare eşittir eksi 16 olur. Her tarafı karekökü alırsak x'i yalnız bırakmak adına x kare karekökten x olarak çıkar fakat mutlak değerde çıkar çünkü kökün derecesi çift. Kök içinde eksi 16'yı da biz şöyle ifade edebiliriz. Kök içinde 16 çarpı kök içinde eksi 1 olarak ifade edebiliriz. 16 4 olarak çıkacaktır. Kök içinde eksi 1 de y sayısına eşit olacaktır. X'in mutlak değeri 4y'ye eşitse x ya 4y'dir ya da eksi 4y'dir. Dolayısıyla çözüm kümemiz C. İkinci sorudayız. Y'nin karesi eşittir eksi 1. A sıfırdan büyük. İçin kök içinde eksi a, kök içinde a çarpı i olarak ifade edilir. Burada i kökün içinde değil, dikkat edin. Kök içinde eksi 49'u biz o zaman kök içinde 49 çarpı i olarak ifade edebiliriz. Bu da nereden geliyor? Eksi 49'u 49 çarpı eksi 1 olarak yazarız. Kök içinde eksi 1 de i sayısına eşittir. 49 kökten 7 olarak çıkacağı için sonuç 7y olur. Üçüncü sorudayız. Y'nin karesi eksi 1 olmak üzere y üzeri 5 ifadesinin eşiti hangisidir? Y'nin kuvvetleri 4 kuvvetli bir tekrar ediyordu. 4 sayılı bir tekrar ediyordu. Kuvvetin 4 de bölümünden kalana göre karar veriyorduk. Hatta bunları bir hatırlayalım. Y üzeri 1 y'nin kendisi. Y üzeri 2 eksi 1. Y üzeri 3 eksi i. Y üzeri 4 artı 1'dir. Yani y'nin kuvveti 4'ün katıysa sonuç 1. 4'te bölündüğünde 1 kalan veriyorsa kendisi 2 kalan veriyorsa eksi 1, 3 kalan veriyorsa eksi i'dir. 5 4'te bölündüğünde 1 kalan verdiği için sonuç y üzeri 5 y'nin kendisine eşit olacak. Dördüncü sorudayız. Y üzeri 30 ifadesinin eşiti soruluyor. 30'u 4'e böldüğümüzde kalan 7 kere 4 28 kalan 2'dir. Kalan 2 olduğu için y üzeri 2 neye eşittir arkadaşlar? Eksi 1'e. Cevabımız eksi 1. Beşinci sorudayız. Y'nin karesi eksi 1 olmak üzere y üzeri eksi 23 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben y üzeri eksi 23'ü 1 ile çarpsam sonuç değişmez. Çünkü 1 etkisiz eleman. 1 yerine ben y üzeri y'nin kuvveti 4'ün katı olduğunda sonuç 1'e eşit olduğu için 4'ün herhangi bir katı kuvvet yazayım ve bu negatifi pozitif yapmış olayım. En az 24 yazarsam zaten pozitif oluyor. Y üzeri 24 1'e eşit zaten. Tabanları aynı üstleri toplarsak eksi 23'te 24'ü topladığımızda 1 yapar. Y üzeri 1'den sonuç y'nin kendisi olur. 6. sorudayız. N doğal sayı y'nin karesi eksi 1, y üzeri 8 n artı 11 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Ben y üzeri 8 n artı 11'i y üzeri 8 n çarpı y üzeri 11 olarak yazabilirim. 8 n zaten 4'ün kuvveti olduğu için, 4'ün katı olduğu için y'nin kuvvetleri 4'ün katıysa sonuç 1 oluyor. Ve arada çarpma işlemi olduğu için 1 çarpı y üzeri 11'den etkisiz elemanı olduğu için sadece y üzeri 11'i yazabilirim. Y üzeri 11'i de zaten 11 4'e bölündüğünde ne yapar? 3 kalan verir. 4 kere 2 8 kalan 3. Kalan 3 olduğunda sonuç ne oluyordu arkadaşlar? Y üzeri 3'ten eksi i oluyordu. O yüzden cevabımız Bursa. 7. sorudayız. Z'nin karesi eksi 1 olmak üzere Z sayısı 4 artı 6 i karmaşık sayısının imajiner kısmı nedir? İmajiner veya sanal kısım neresidir? İ'nin katsayısıdır. Yani bu karmaşık sayıda İ'nin katsayısı 6 olduğu için imajiner kısmı 6'dır. 8. sorudayız. İ'nin karesi eksi 1 ve x gerçek sayı olmak üzere z sayısı eksi 3 artı x çarpı i'ymiş. Karmaşık sayısının reel kısmı ile imajiner kısmının toplamı eksi 7'ymiş. Bu karmaşık sayının reel kısmı nedir? Rz. İ'nin bulunmadığı taraf yani eksi 3'tür. İmajiner z nedir? İmajiner z de y'nin katsayısıdır. Yani x. Bu ikisinin toplamı reel kısımda imajiner kısmın yani eksi 3 ile x'in toplamı eksi 7 ise
Eksi 3'ü diğer tarafa attığımda artı 3 olarak gelecek. Eksi 7 artı 4'ten, pardon artı 3'ten sonuç x eşittir eksi 4 olacak. 9. sorudayız. Aşağıda verilen karmaşık sayı ile bu karmaşık sayının reel ve imajiner kısımları eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Karmaşık sayılarımız burada. Reel ve imajiner kısımlar burada. 3 artı 6 sayısının reel kısmı 3'tür. Doğru. İmajiner kısmı, sanal kısmı 6'dır. Evet, i'nin katsayısı doğru. 2i eksi 3'ün reel kısmı i'nin bulunmadığı yer eksi 3'tür. Doğru. Sanal kısmı da i'nin katsayısı 2'dir. Bu da doğru. Bunları çizelim. Eksi 3 eksi 5 i'nin reel kısmı i'nin olmadığı taraf eksi 3. İmajiner kısmı i'nin katsayısıdır. Eksi 5'tir. Ama burada artı 5 alınmış. O yüzden yanlış. 10. sorudayız. Z sayısı 8i eksi 5 bölü 4'müş. Bu z sayısının reel ve imajiner kısımları arasındaki fark soruluyor. Bu z sayısının payını parçalarsak, yani 8i bölü 4 eksi 5 bölü 4 olarak ifade edersek arkadaşlar, i'nin katsayısı ne oluyor? I'nin katsayısı 8 bölü 4 oluyor. Sadeleştirebiliriz ama sonuçta burada hani çıkarma işlemi yapacağımız için böyle kalsın. İmajiner kısmı 8 bölü 4. Reel kısmı ise i'nin olmadığı taraf eksi 5 bölü 4'tür. Yani rz eksi imz reeli eksi 5 bölü 4. İmajineri 8 bölü 4. Ve çıkardığımız için eksi 8 bölü 4 olacak. Tabanlar aynı, tek paydada yazarsam eksi 5 eksi 8'den eksi 13 bölü 4 olur. 11. sorudayız. Y'nin karesi eksi 1. X ile Y gerçek sayı ve Z X artı Y'yi olmak üzere bu eşitlikler verilmiş. X kare eksi Y kare soruluyor. Şimdi burada bir Z'nin eşleniği ifadesi var. Z sayısı X artı Y'yi ise Z sayısının eşleniği sanal kısmın işaretini değiştireceğiz. Eksi Y'yidir. Yani Z'nin reel kısmı X, Z'nin eşleniğinin imajineri eksi y eşittir 7'ymiş. Z'nin eşleniğinin reel kısmı x, Z'nin kendisiyle eşleniğinin reel kısmı zaten hep aynıdır. Çünkü eşlenikte sadece sanalın işaretini değiştiriyoruz. İmajiner z, Z'nin imajineri de y arkadaşlar. Kendisindeki imajinere bakacağız. 1'miş. Direkt toplarsam, hatta şöyle bir şey yapabiliriz. X'i Y'ye ulaşmadan direkt bunları çarparsanız, bakın X eksi Y ile X artı Y'nin çarpımı zaten neye eşit? 7 çarpı 1'den 7. X eksi Y ile X artı Y'nin çarpımı X kare eksi Y kareye eşit zaten. Direkt cevaba ulaşabilirsiniz. X'e ve Y'ye ulaşmadan. Veya burada yok etme metoduyla toplarsınız. Taraf tarafa toplarsınız. Y'ler gider, X'e ulaşırsınız. Sonra yerine yazarsınız. Y'ye ulaşırsınız. Yine o şekilde de yerine koyarak yapabilirsiniz. 90. testteyiz. Z sayısı eksi 2 eksi 3 i olduğuna göre z'nin eşleniği ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Eşlenikte sadece sanal kısmın işaretini değiştiriyoruz. Reel aynı kalıyor. Sanal kısım eksi 3 olduğu için işaret değiştirdim. Artı 3 i oldu. Z'nin eşleniği eksi 2 artı 3 i, yani cevap Adana. İkinci sorudayız. Z sayısı eksi 4 artı 5 i'ye eşitmiş. Z'nin eşleniğinin reeli ile imajineri arasındaki farkı soruluyor. O zaman önce Z'nin eşleniğini bulalım. Eşlenikte sadece sanal kısmın işaretini değiştiriyoruz. Reel aynı kalıyor. Sanal artı 5'ti. Eksi 5 iyi oluyor. Şimdi bu Z'nin eşleniğinin reel kısmı eksi 4. Eksi. İmajiner kısmı eksi 5. Eksi eksi 5 oluyor yani. Artı 5 yapar. Eksi 4 artı 5'ten sonuç artı 1 olur. Üçüncü sorudayız. Y'nin karesi eşittir eksi 1 olmak üzere aşağıdaki karmaşık sayılardan hangisinin eşleniği karmaşık düzlemin ikinci bölgesindedir? Şimdi karmaşık düzlemi bir düşünelim, hatırlayalım arkadaşlar. Karmaşık düzlemde yatay eksen neydi? Reel. Düşey eksende sanal eksendi. Yani biz karmaşık sayıyı sıralı ikiller olarak düşündüğümüzde reel kısımları birinci sıralı, sanal kısımları ikinci sıralı. Yani mesela bu 3 artı i sayısının reel kısmı 3, sanal kısmı artı 1 olduğu için
Karmaşık düzlemde 3,1'e karşılık gelecek. 3,1 nerede? 3'ü şuradan alalım, 1'i buradan alalım. Birinci bölgede. Şimdi tek tek denemeyeceğiz. Ne yapacağız? Eşleniğinin ikinci bölgede olmasını istiyoruz. İkinci bölgede x virgül y'yi düşünelim. X'ler negatiftir, y'ler pozitiftir. Şimdi bu karmaşık sayının eşleniğini aldığımızda y'si işaret değiştiriyor. X aynı kalıyor. O zaman karmaşık sayının kendisi x'i de eksidir, y'si de eksidir. Y'si negatif olacak ki eşleniğini aldığımızda pozitif olsun. X'i yine negatif olacak ki yine negatif kalsın eşlenikte ve eşleniği ikinci bölgeye düşsün. Yani bizim aradığımız z sayısının reel kısmı da sanal kısmı da negatif olmalı. Bu şartı sağlayan sadece Denizli var. Şu kafanızı karıştırmasın. Bu herhangi bir bölgede değildir. Bu bölgenin sınırındadır. Eksi 4i 3. bölge ile 4. bölgenin sınırındadır. Ne 3'tedir ne 4'tedir. 4. sorudayız. Z 3 eksi 6i karmaşık sayının eşleniğinin reel ekseni olan uzaklığı kaç birimdir? Z'nin eşleniği nedir arkadaşlar? R ile aynen bırak. Sanalın işaretini değiştir. Artı 6i'dir. Ben bunu sıralı ikili olarak ifade etsem nasıl ifade ederim? Reel kısmı 3, sanal kısmı 6. 3,6 olarak. Koordinat ekseninde veya karmaşık eksende diyelim. Reel eksene olan uzaklık bir noktanın reel eksene olan uzaklığı nedir? O noktanın ordinatına eşittir. Yani biz bu noktayı göstersek gözümüzle görelim daha rahat görürsünüz. 3'e 6'ya karşılık geliyor. Bu nokta z'nin eşleniği yani 3'e 6. Bunun reel eksen olan uzaklığı nedir? 6 birimdir. Yani noktanın ordinatıdır. Sanal ekseni olan uzaklık da absesidir. 3'tür. 5. sorudayız. A artı B'yi A virgül B olarak gösteriliyor. Evet. Sanal kısım A olduğu için birinci sıralıyı A'yı pardon reel kısım A olduğu için birinci sıralıyı A'yı sanal kısım B olduğu için ikinci sıralıya B'yi yazıyoruz. O zaman burada birinci sıralı 2 ise karmaşık sayının Z sayısının reel kısmı 2'dir. İkinci sıralı eksi 3 ise sanal kısmı eksi 3'tir. Yani eksi 3 çarpı i'dir. Z sayısı bu. Z'nin eşleniği ne olacak? R ile aynen bırak. Sanalın işaretini değiştir. Artı 3 i olacak. Yani cevabımız Edirne. Altıncı sorudayız. i'nin karesi eksi 1. A sıfırdan büyük için. Kök içinde eksi a. Kök a çarpı i'dir. Bunu daha önceki testte de çözdük. Z sayısı bu şekilde verilmiş ve bunun eşleniği isteniyor. Şimdi Z sayısı kök 9 zaten 3 olarak çıkıyor. Eksi 16 kök içinde nasıl ifade edilir? Kök içinde 16 çarpı i olarak ifade edilir. Yukarıda da verilmiş zaten. Kök içinde 16 4 olarak çıkar. Yani karmaşık sayımız Z sayımız 3 eksi 4 i olur. Bu karmaşık sayının eşleniğini soruyor. R ile aynen bırak. Sanal kısmın işaretini değiştir. 3 artı 4 iyidir. Yani Bursa'dır. 7. sorudayız. Z'nin eşleniği verilmiş. Z'nin kendisiyle ilgili bir bilgi de var. O zaman bunları bir alt alta yazalım. Z'nin eşleniği kök 2 artı kök 3 çarpı i ise Z'nin kendisi ne olacak? Bunun tekrar eşleniğini alırsanız Z'yi bulursunuz. Reel kısmı aynen bırak. Sanal kısmın işaretini değiştir. Artı kök 3 değil de eksi kök 3 i yapacağız. Z'nin eşleniğinin reeli. Z'nin eşleniğinin reeli kök 2. Çarpı Z'nin kendisinin imajineri. Z'nin kendisinin imajineri eksi kök 3. Bunları çarparsak 1 artı 1 eksi olduğu için eksi olur. Kök 2 ile kök 3 aynı kökün içinde 2 çarpı 3 olarak yazılabilir. Kökün derecesi aynı olduğu için. Eksi kök 6 olur. 8. sorudayız. i'nin karesi eşittir eksi 1. Z'nin üstünde çizgi z'nin eşleniği olmak üzere. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Z 2i eksi 5 ise z'nin eşleniği artı 2i artı 5 midir? Biz z'nin eşleniğinde ne yapmalıyız? R ile aynen bırakmalıyız. Yani doğrusu ne? Burada yanlış yapılmış.
Sanalın işaretini değiştirmeliyiz. Yani artı 2'yi değil de eksi 2'yi yazmalıyız. R'li aynı bırakmalıyız. Burada R'lin işaretini değiştirmişler. Yanlış. Z sayısı 1 artı i ise Z'nin eşleniğinin R kısmı eksi 1'dir diyor. Bir kere Z'nin kendisinin R'li ile eşleniğinin R'li aynıdır. Çünkü eşlenikte R'li işaret değiştirmiyoruz. Sanalın işaretini değiştiriyoruz. O yüzden Z'nin kendi R'li 1 olduğu için eşleniğinin R'li de 1 olacaktır. Yanlış. Hatta yazalım Z'nin eşleniğinin ne olduğunu. 1 eksi i'dir. Üçüncüsü doğru olacak mecbur. Z'nin eşleniği 3 eksi 4 ise imajiner Z 4'tür. Evet. Z'nin eşleniğinin imajineri eksi 4 ise kendisinin imajineri artı 4'tür. Hatta yazalım Z'yi. Bunun eşleniğini alacağım. R ile aynen bırakıyorum. Sanalın işaretini değiştiriyorum. 3 artı 4 i'dir. İmajineri artı 4'tür. Dokuzuncu sorudayız. E'nin karesi eksi 1. A sıfırdan büyük için kök içinde eksi A. Kök A çarpı i'dir. Evet. Z'nin eşleniği verilmiş. Z'nin reel kısmıyla Z'nin eşleniğinin imajinerinin toplamı soruluyor. Önce Z'nin eşleniğini bir bulalım. Z'nin eşleniği 3. dereceden kök içinde eksi 27 imiş. Ben eksi 27'yi eksi 3'ün küpü olarak düşünürsem bu kökten çıkar eksi 3 olur. Ve kök içinde eksi 4'ü kök 4 çarpı i olarak ifade edebilirim ki kök 4 de 2 olarak çıkar. Z'nin eşleniği eksi 3 eksi 2 olur. Z'nin eşleniği buysa Z'nin kendisi nedir? R ile aynen bırak. Sanalın işaretini değiştir. Budur. Eksi 3 artı 2'dir. Benden istenen RZ. Yani Z'nin reel kısmı eksi 3 artı Z'nin eşleniğinin imajineri eksi 2. Eksi 3 ile eksi 2'yi topladığımız zaman eksi 5 olur. 10. sorudayız. Z'nin karesi eksi 1 olmak üzere 5 çarpı i üzeri 2018 karmaşık sayısının eşleniğinin imajiner kısmı kaçtır? Önce şu i üzeri 2018'i bir basitleştirelim. i'nin kuvvetleri 4 kuvvetli bir tekrar ediyordu. 2018'in 4'te bölümünden kalan son iki basamak 18. 18'in 4'te bölümünden kalan eşittir. Yani 2'ye eşittir. i'nin karesi de eksi 1'e eşit. O halde i üzeri 2018 yerine eksi 1 yazarsam z sayısı 5 çarpı eksi 1'den eksi 5'e eşit olur. Bu z sayısı eksi 5 yani imajineri 0. İlla imajiner sanal kısım yazacaksak 0 çarpı i olarak yazarız. Z sayısının eşleniği ne olur? Z buysa eşleniği de yine eksi 5'e. Burada hani 0 var. Hani normalde sayı yok. Olsa da 0 olacaktı. İşaretini değiştirsek bile yine 0 olacak. Yani herhangi bir sayı olmayacak. Eksi 5 olacak. Z'nin eşleniği de. Z'nin eşleniğinin imajiner kısmı var mı? Yok. İlla olacaksa da 0 olur. Yani eğer bir karmaşık sayı sadece reel kısımdan oluşuyorsa eşleniği de kendisine eşittir. 11. sorudayız. Z sayısı verilmiş. Önce Z sayısını bir düzenleyelim. 2024'ün katıdır. Son iki basamak 24'e tam bölünüyor. 4'ün katı kuvvetlerde i'nin sonucu 1 oluyordu. O zaman Z sayısı 2 çarpı 1'den 2 geliyor. 2021'in de 4'te bölümünden kalan 1'dir. Bu da i'ye karşılık geliyor. Kalan 1 olduğu için. Yani Z sayısı bu. Peki Z'nin eşleniği nedir? R ile aynen bırak. Sanalın işaretini değiştir. 2 eksi 3 iyidir. Z'nin eşleniğinin R'li 2. Z'nin kendisinin imajineri 3. Topladığımız zaman cevap 5. Evet, 91. testteyiz arkadaşlar. 3x kare eksi 6x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır? Evet, denklemin kökler toplamıyla katsayılar arasındaki ilişki neydi? X1 artı x2 eksi b bölü a'yı eşitti arkadaşlar. Burada biz a, b, c'yi belirleyelim. X karenin katsayısı a idi, a3. X'in katsayısı b idi, b eksi 6. Sabit sayıda c idi, c'de 2. O zaman kökler toplamı b eksi 6 eksi b artı 6 olur. A da 3'e eşit. 6 bölü 3'ten kökler toplamı 2'ye eşit.
İkinci sorudayız. Denkleminin kökler çarpımı kaçtır? Kökler çarpımı da C bölü A'yı eşittir arkadaşlar. Burada A 4, B eksi 7, C de 2'dir. C bölü A ne olur? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olur. Üçüncü sorudayız. Denkleminin kökler çarpımı kökler toplamının kaç katıdır? Kökler çarpımı C bölü A ile bulunuyordu. C eksi 1. A 3 eksi 1 bölü 3. Kökler toplamı eksi B bölü A ile bulunuyordu. A 3, B eksi 8 eksi B artı 8'dir. Kökler çarpımı kökler toplamının kaç katıdır diyor. Buna cevap verebilmek için böleceğiz. Böldüğümüz zaman eksi 1 bölü 3 aynen. 8 bölü 3'ü ters çevirip çarparsak 3'ler sadeleşir. Sonuç eksi 1 bölü 8 olur. Dördüncü sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Bu ifadeye dikkat ederseniz kökler toplamı ve kökler çarpımının toplamı isteniyor. Kökler toplamı eksi b bölü a, kökler çarpımı ise c bölü a. Eksi b, b 6, eksi b eksi 6, a zaten 1, x karenin katsayısı, c eksi 4, a yine 1. Yani eksi 6 eksi 4'ten sonuç eksi 10 olur. Beşinci sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin toplamı soruluyor. Bu istenen ifadeyi toplayabilmek için paydaş işlememiz lazım arkadaşlar. x2 ile bunu da x1 ile genişletirsek kesir ne olur? Payı x2 artı x1 yani x1 artı x2 olur. Kökler toplamı olur. Paydası da x1 çarpı x2 yani kökler çarpımı olur. Burada kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi b artı 6 a zaten 1 6'dır. Kökler çarpımı c bölü a'dan 2 bölü 1'den 2'dir. Yani sonuç 6 bölü 2'den 3'tür. Altıncı sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. X1 artı x2 2 olduğuna göre a kaçtır? Yani kökler toplamı 2'ymiş arkadaşlar. Kökler toplamını biz nasıl buluyorduk? X1 artı x2 eksi b bölü a ile. B eksi 4 eksi b artı 4'tür. A zaten a olarak verilmiş. Yani 4 bölü a 2'ye eşitmiş. İçler dışlar yaparsak 4 eşittir 2a. Yani a eşittir 2 olur. Yedinci sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 çarpı x2 1 olduğuna göre m kaçtır? Kökler çarpımı 1'e eşitmiş. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'yı eşitti. Bu denklemin c'si yani sabit terimi nedir? X'in bulunmadığı 2m eksi 1'dir. A'sı nedir? X karenin katsayısı m'dir. Bu işlemin sonucu 1'e eşit olmalı. İçler dışlar yaparsak 2m eksi 1 m'ye eşit olur. M'yi 2m'nin yanına attığımda m, eksi 1'i diğer tarafa attığımda m eşittir artı 1 olur. 8. sorudayız. A sıfırdan farklı olmak üzere denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 artı x2 1 olduğuna göre a kaçtır? Kökler toplamı 1'miş. Kökler toplamı eksi b bölü a'yı eşittir arkadaşlar. B'miz x'in katsayısı eksi 1 bölü 2. Eksi b artı 1 bölü 2 olur. A, x karenin katsayısı 2 bölü a. Bu işlemin sonucu 1'miş. Bu işlemin sonucu 1 ise pay paydaya eşittir. Yani 1 bölü 2, 2 bölü a'ya eşittir. İçler dışlar yaptığımda a eşittir 4 olur. 9. sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 çarpı x2 eksi 3 bölü 2 olduğuna göre x1 artı x2 kaçtır? x1 çarpı x2 yani kökler çarpımı c bölü a'ya eşittir. Bu denklemin c'si yani x'in bulunmadığı sayı eksi 3. A'sı x karenin katsayısı a. Bu eksi 3 bölü 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Bakın paylar eşit. O zaman paydalar da eşittir. Yani a kesinlikle 2'dir. A 2 ise denklemi bir düzenleyelim. 2x kare 2 çarpı 2 4 4 eksi 5'ten eksi 1 yani eksi x eksi 3 eşittir 0'dır denklemimiz. Bu denklemin kökler toplamını arıyoruz. Yani x1 artı x2 neye eşitti? Eksi b bölü a'ya eşitti. B eksi 1. Eksi b artı 1'dir. A da 2. O yüzden cevap artı 1 bölü 2.
10. sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 artı x2 yani kökler toplamı eksi 3, kökler çarpımı da eksi 10 olmuş. A artı b soruluyor. Kökler toplamı eksi b bölü a ile bulunuyordu. Yani x'in kat sayısına a'yı alacağız. İşaret değiştireceğiz. Yani eksi a. İşaret değiştir. Artı a. A demek x karenin kat sayısı demek. Yani 1. Bu işlemin sonucu eksi 3 ise a eksi 3'tür. Kökler çarpımı c bölü a'dır. Yani sabit sayıyı, x'in bulunmadığı sayıyı x karenin kat sayısına 1'e böleceğiz. Bu da eksi 10 ise b de eksi 10'dur. Bu ikisinin toplamı soruluyor. Eksi 10, eksi 3 daha eksi 13'tür. 11. sorudayız. K bir pozitif gerçel sayı olmak üzere denkleminin bir kökü K'dır. Denkleminin kökler toplamı kaçtır? Bir kökü K ise mesela x 1 K olsun. Diğer kök de x 2 olsun. Burada kökler çarpımını kullanabiliriz. x 1 çarpı x 2 C bölü A yani sabit sayı olan eksi 6K bölü başka sayı 1 yazmaya gerek yok. X1K, X2'ye bir şey demedik. X2, eksi 6K'ya eşitse K'lar birbirini götürür. Demek ki diğer kökümüz eksi 6'ymış. Burada neyi kullanabiliriz? Eksi 6'yı yerine yazabiliriz mesela K'ya ulaşmak adına. Veya kökler toplamını da kullanabiliriz. Çok bir şey değişmeyecek gibi. Kökler toplamını kullansak x1 artı x2 eksi b bölü a'dan b'miz eksi kök k. O yüzden eksi b artı kök k'dır. A zaten 1. Köklerden biri x1 k, diğeri de eksi 6. K eksi 6 kök içinde k eşit. Kök içinde k'yı da sol tarafa alalım. K eksi kök içinde k eksi 6 eşittir 0 olur. Burada ne yapabiliriz? K'yı kök k'ya kök k olarak çarpanlarına ayırırım. Eksi 6'yı da eksi 3'e 2 olarak çarpanlarına ayırırsam arkadaşlar çapraz çarptım. 2 kök k, eksi 3 kök k topladım. Eksi kök k. Yani çarpanlarımız, çarpanlarına ayırmış oldum. Kök k eksi 3'e kök k artı 2. Ya kök k 3 olacak ki sonuç 0 olsun ya da kök k eksi 2 olacak ki sonuç 0 olsun. Burada k pozitif bir sayı dediği için arkadaşlar buranın eksi 2 olma şansı yok. Zaten kareköklü reel sayı olmaz. Karmaşık sayı olursa da zaten eksi 2 olmaz. Buradan kök gelmez yani. Kök k 3 ise her tarafın karesini al. K 9'dur. Denklemin kökler toplamını soruyordu. Biri 9, diğeri eksi 6. Bunları topladığımız zaman artı 3 olur. 92. testteyiz. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bir eşitlik verilmiş. N soruluyor. Kökler çarpımı c bölü a'dır. Yani x'in bulunmadığı sabit sayı 3n eksi 2 bölü x karenin katsayısı 1 yazmama gerek yok. Kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Yani x'in katsayısının negatifini, eksilisini alacağız. Zaten eksili, eksiyle çarptığım zaman 2n artı 1 olur. A zaten 1 yazmama gerek yok. Artı 9 denklemin buna dönüştü. Yani bir bilinmeyeni bir denkleme dönüşü. 4'ü dağıtalım. 4 çarpı 2n'den 8n artı 4 artı 9. 3n eksi 2 eşit. 3n'yi 8n'nin yanına atarsam 5n. Burası 13 yapar. Diğer tarafa attığımda eksi 13 yapar ki bu da eksi 15 eder. 5n eksi 15 ise her tarafı 5'e böldüğümde n eşittir eksi 3. İkinci sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. İfadesinin değeri kaçtır? Burada dağılma işlemi uygularsak arkadaşlar. Önce x1'i dağıtalım. x1 çarpı x2. x1 çarpı 1'den x1. Sonra 1'i dağıtalım. 1 çarpı x2'den x2, 1 çarpı 1'den 1 olur. Dikkat edersek şura kökler çarpımı, burada kökler toplamı. Kökler çarpımı c bölü a'dan 2 bölü 1'den 2. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan b eksi 6 eksi b artı 6'dır. A zaten 1.
Topladık 9. Üçüncü sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1'in karesi çarpı x2 8 olduğuna göre k kaçtır diye sorulmuş. x1'in karesini şöyle yazsam. x1 çarpı x1 olarak yazsam. Çarpı x2 8. Şurası kökler çarpımı yapar ki kökler çarpımı c bölü a'dan 8 bölü 2'den 4'tür. x1 çarpı 4 8 ise her tarafı 4'e böldüğümde x1 2 olur. Bu x1 sonuçta bu denklemin kökü ise ben bu denklemde x gördüğüm yere 2 yazarsam denklem sağlanır. X yerine 2 yazıyorum şimdi. 2 çarpı 2'nin karesinden 4 eksi k çarpı 2'den 2k artı 8 eşittir 0. Eksi 2k'yı diğer tarafa attım artı 2k. 4 kere 2 8, 8 daha 16. 2k 16 ise k eşittir 8 olur. Dördüncü sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Eşitlik verilmiş. A soruluyor. Burada arkadaşlar payda eşitlersek, x2 ile diğerini de x1 ile genişletirsek payımız ne olur? 2x2 artı 2x1 olur. Paydamız ise x1 çarpı x2 olur. Payı iki parantezine alırsam x1 artı x2 gelir. Yani kökler toplamı gelir. Payda zaten kökler çarpımı c bölü a'dan yani sabit bölü başka sayıdan a eşittir 3'müş. Kökler toplamı ise eksi b bölü a'dan artı 6 bölü 1'den artı 6 yapar. Yani 12 bölü a 3'e eşitse içler dışlar yaptığımda 3a 12 a eşittir 4 olur. Beşinci sorudayız. Denkleminin gerçek kökleri x1 ve x2'dir. Bir eşitlik verilmiş. M soruluyor. Bu eşitlikte yine payda eşitlersem x1 artı x2 pardon yanlış yazdım. x1 çarpı x2 artı 1 bölü x2 olur. Yani bunun gizli paydasını ortaya çıkardınız. x2 ile genişlettiniz. x1 çarpı x2 tek payda da yazdınız. Artı 1 bölü x2 eşittir 2. Şurası kökler çarpımı. Kökler çarpımı c bölü a'dan 5'tir. 5 artı 1'den 6 bölü x2 2 ise içler dışlar yaptığımda 2 tane x2 6 x2 eşittir 3 olur. Bu denklemin kökü. Denklemde x gördüğüm yere 3 yazarsam denklem sağlanır. X yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesinden 9. Eksi 3m artı 5 eşittir 0. Eksi 3m'yi diğer tarafa attım artı 3m. 9 artı 5'ten 14. Her tarafı 3'e böldüm. M eşittir 14 bölü 3. Altıncı sorudayız. Denkleminin farklı köklerinin toplamı kaçtır? Bu denklemde arkadaşlar 3 eksi x, x eksi 3, 3 eksi x çok birbirine benzer ifadeler var. 2 tane 3 eksi x olduğu için şu x eksi 3'ü 3 eksi x'e benzetelim. Yani eksiyle çarpalım. Ya bu aradaki eksi artıyı eksiye çevirirsiniz ya da bu çarpan eksi yaparsınız. Sonuç fark etmez. Yani ikisini de eksiyle çarptığınızda sonuç değişmeyecektir. Aynı sonuca ulaşacağızdır. Yani şu x eksi 3'ü 3 eksi x yapıyorum. Eksiyle çarpıyorum. X artı 2'yi de eksiyle çarpıp eksi x eksi 2 yapıyorum. Şu sağdaki 3 eksi x'i de sola alıyorum. Eksi parantezinde 3 eksi x. Hani burada artı 3 eksi x gibi düşünün. Sol tarafa aldınız. Eksili geldi. Ve başta 3 eksi x çarpı 2x kare eksi 1 var. Şimdi hepsinde 3 eksi x'ler var. 3 eksi x ortak çarpan parantezinde toplayıp çıkaracağım burayı. 3 eksi x parantezinde birinciden hani şunları paranteze aldık. Buradan 2x kare eksi 1 geldi. İkinciden eksi x eksi 2 geldi. Sonuncudan herhangi bir şey gelmiyormuş gibi duruyor ama gizli katsayısı 1 gelecek eksi 1. 3 eksi x düzenliyorum şimdi. Çarpı 2x kare eksi x sayılarda topladığımda eksi 4 yapar. Bu işlemin sonucu sıfırsa çarpanlardan en az biri sıfırdır. Birinci çarpan sıfırsa x 3'tür veya ikinci çarpan sıfırdır. Bu çarpanı sıfır yapan x değerlerini bulabiliyor muyuz? Çarpanlarını ayırmayı denesek 2x eksi 4'e 2 eksi 4'e 1 ortayı vermiyor arkadaşlar. Kök
Yani çarpanlarını ayırarak gelmiyor en azından kök olsa da. Farklı köklerinin toplamı dediği için hani burada kökümüz 3. Acaba burada da 3 kökü gelir mi? Onu bir test etsek hani aynı kökü tekrar toplamış olmayalım. 3'ü burada yerine yazsak 18 eksi 7'den 11 olur. 0 yapmaz. Yani bu 3 farklı bir kök. O zaman bu denklemin kökler toplamıyla 3'ü toplarsam yani 2 kök buradan geliyor. Bir kök de buradan. Tüm kökler toplamını elde etmiş olurum. Bu denklemin kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan b eksi 1 eksi b artı 1 a'da 2. Yani 3 kök var. İkisinin toplamı 1 bölü 2. Şunu da x3 deyin. Diğeri de 3. Bu denklemin kökler toplamı ne olacak? x1 artı x2 artı x3'ten 3 artı 1 bölü 2 yani 7 bölü 2 olacak. 7. sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Olduğuna göre x1 artı x2 toplamı kaçtır? Burada payda eşitlersem ve tek payda da yazarsam x1 çarpı x2 eksi 4 bölü x2 gelir. Eşittir 2. x1 çarpı x2 kökler çarpımı yani c bölü a'dan burada x'in bulunmadığı sayı eksi 4 başka sayıda 1. Eksi 4 bölü 1'den kökler çarpımı eksi 4'tür. Eksi 4 eksi 4. Eksi 8 bölü x2. 2 ise içler dışlar yaptığımda 2 eksi 2 eksi 8. X2 eşittir. Eksi 4 olur. Yani köklerden biri eksi 4. O zaman denklemde yerini yazarak a'yı bulabilirim ve sonra da kökler toplamına ulaşabilirim. Veya şöyle de yapabiliriz. Elimizde kökler çarpımı var. Bakın x1 çarpı x2 eksi 4. Kökün biri de var. x2 eksi 4. Bu işlemin sonucunun eksi 4 olması için eksi 4'ü neyle çarparsam eksi 4? Tabii ki artı 1 ile. Demek ki diğer kökte artı 1. Kökler 1'e eksi 4. Kökler toplamı 1 ile eksi 4'ü toplarsak eksi 3 olur. 8. sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 2x1 artı x2 1 olduğuna göre a kaçtır? Ben burada 2x1'i şöyle yazsam. X1 artı x1 olarak yazsam sonuçta 2x1 yapıyor. Artı x2 eşittir 1. Şurası kökler toplamıdır. Eksi b bölü a'dan b 2 eksi b eksi 2'dir. A zaten 1. Yani x1 eksi 2 1. Eksi 2'yi diğer tarafa attığımda x1 eşittir 3 olur. Yani köklerden biri 3. A'yı soruyor. Yerine yazalım 3'ü. X yerine yazalım. 3'ün karesi 9. 3 çarpı 2 6. Eksi a eşittir 0. Eksi a'yı diğer tarafa atarsam artı a. 9 artı 6'dan a eşittir 15 olur. 9. sorudayız. A sıfırdan farklı olmak üzere denkleminin kökler çarpımı eksi 2 olduğuna göre bu denklemin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'dan eksi 6 bölü a yapar. Eksi 2'ymiş. Burada içler dışlar yaparsam eksi 6 eşittir eksi 2 a. Her tarafı eksi 2'ye böldüğümde a eşittir 3 gelir. Köklerden birini soruyor. A yerine 3 yazalım. 3 x kare artı 7x eksi 6 eşittir 0 olur. Bunu çarpanlarına ayırmaya çalışalım. 3 x'e x, 3'e eksi 2 şeklinde ayırırsam çarpımları eksi 6 çapraz çarptım 9x eksi 2x topladım ortayı veriyor. Yani çarpanlarına ayrılmış hali 3x eksi 2 çarpı x artı 3 olur. Sonuç 0 ise ya bura 0'dır yani x 2 bölü 3'tür ya da bura 0'dır yani x eksi 3'tür. Şıklarda eksi 3 var. Köklerden biri eksi 3 olduğu için cevap Ceyhan. 10. sorudayız. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökler çarpımı 18. 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin toplamı da 1 bölü 2'ymiş. A soruluyor. Kökler çarpımından başlayalım. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'ya eşittir. C, x'in bulunmadığı sayı b artı 9. A zaten x karenin katsayısı 1. Yazmaya gerek yok. Bu 18 ise
9'u diğer tarafa attığımda b9 olur. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 de payda eşit dersem pay x1 artı x2 olur. Pay da x1 çarpı x2 olur. Eşittir 1 bölü 2'ymiş. Kökler çarpımı 18. Burada 18 yazarsam x1 artı x2 bölü 18, 1 bölü 2 ise burada 18 ile 2'yi sadeleştirebilirim. Kökler toplamı x1 artı x2 9 olur. Kökler toplamını ben nasıl buluyordum? Eksi b bölü a formülüyle. B'miz x'in katsayısı a eksi 3b. O zaman eksi b ne olur? Eksi a artı 3b olur. A zaten 1. Yani başka sayı 1 yazmama gerek yok. Şunu biraz daha alttan yazalım. Eksi a artı 3b. Ben b'yi bulmuştum zaten 9'du. B yerine 9 yazarsak eksi a artı 3 kere 9'dan 27. 9'a eşit olur. Eksi a'yı sol tarafa attım artı a. 9'u 27'nin yanına attım. 27 eksi 9'dan a eşittir 18 olur. 11. sorudayız. 2x kare eksi ax eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökleri eksi 1 ve eksi 2'dir. Bir eşitlik verilmiş a soruluyor. Bu eşitlik de arkadaşlar hem x1 hem x2 iki ifadede de iki terimde de var. x1 çarpı x2 parantezinde toplayabilirim. x1'den 2 taneydi. Bir tanesini paranteze aldım. Bir tane kaldı. x2'den bir taneydi zaten. Onu da aldım. Yine x1'den bir taneydi. Onu aldım. x2'den 2 taneydi. Bir tanesini aldım. Bir tane kaldı. Yani bu ifade, bu eşitlik aslında ne? Kökler çarpımıyla kökler toplamının çarpımının eşiti. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 3 bölü 2. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan buranın eksilisini al artı a. Başka sayımız da 2. Bu işlemin sonucu 12'ymiş. Burada içler dışlar yapmadan önce eksi 3 ile 12'yi sadeleştirebiliriz. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. Şimdi içler dışlar yaparsam eksi a eşittir 2 kere 2 4, 4 kere 4'ten 16, eksi a 16 ise a eşittir eksi 16 olur.